Herkese selam arkadaşlar. Bu hafta Divum Dito retro tasarımlı Bluetooth hoparlörü inceliyoruz. Müzik Hemen kutuya çalın bu tatlı hoparlörün keyfini birlikte çıkaralım. Ürün kendi torbasıyla ve kutusuyla geliyor. Aslında ürünün bir amacı da çok güzel bir hediye olması. O yüzden direkt olarak herhangi birine verebilin diye şu şekilde bir torba ile geliyor. Sanki bir eczane poşeti torbası gibi. Şimdi hemen çıkartıyorum ürün torbasından. Şunu atalım. Mini bar tadında bir kutuyla geliyor. Plastik bir kutu ve çok şık duruyor bence. Kutunun arkasında ise özellikleri yazıyor. Şimdi kutuyu hemen açıyorum. Kutunun içinde bir de kablo olacaktı. Şurada bir tarafı USB-C, bir tarafı USB alan bir kablo var ve şöyle Divum etiketleri var, stickerları var. Bunlar tatlı birazcık da retro tasarımın ve piksel artın etiketleri. Zaten ürünün amacı da birazcık retroyu, nostaljiyi yaşatmak. Onun dışında kutuda herhangi bir şey yok. Şurayı temizleyelim. Ve ürün elimde mükemmel bir retro tasarım. Belki aranızda bilenler vardır. Eskiden Atari salonları vardı. Ben bu ürünü görür görmez direkt Street Fighter oynamak istedim. Çocukluğumda en çok oynadığım oyunlardan biri de Atari salonlarında. Hemen kısaca dışından bahsedeyim sonrasında ürünü açalım. Ürünün sağ tarafında bir açma kapama düğmesi var. Açma kapama düğmesinin sağında USB-C girişi var bu şarj için. Sol tarafında ise micro SD kart girişi var. Ürünün altında bir kare kod var. Kare kodla uygulamayı direkt indirebiliyoruz. Ürünün hoparlör ızgarası üst tarafında subwoofer deliği ise yani havanın çıktığı, basıncın çıktığı delik ise arka tarafında. 10 wattlık bir ses çıkış gücü var. Aslında bu bir bluetooth hoparlör için gerçekten iyi. Bu arada bence bu ürün fiyat performans ürünü. Çok aşırı pahalı değil, çok ucuz da değil ve özellikle birine hediye almak istiyorsanız hatta kendinizi şımartmak istiyorsanız bu ürün çok doğru bir seçim olacaktır. Şimdi cihazı açıyorum ve sonrasında hem ses testi yapalım hem de telefondaki uygulamasını size göstermeye çalışayım. Ürün dediğim gibi bir retro tasarıma sahip. Sanki bir eski bilgisayar gibi. Tüplü bir monitör ve klavyesi var. Klavyenin hissiyatı gerçekten çok güzel. Hatta sesini size dinletmek istiyorum. Mekanik bir tuş takımı kullanılmış ve hissiyatı gerçekten çok güzel. Bu arada mavi bir switch kullanılmış. Klavyelerde kullanılan switchlerin yani bu anahtarların renkleri vardır. Renk kodları vardır. Her bir renk bir başka amaca hizmet eder. Bundaki mavi, mavi renkte daktiloyu simüle ediyor. Toplam 6 tane tuşu var. Bunlardan bir tanesi menü tuşu, ses açma kapama, bir sonraki parçaya ve bir önceki parçaya geçiş ve ekranla alakalı bir buton bulunuyor. Bir de yanında sadece aşağı doğru indirilen bir buton var. İşte aslında beni atari salonlarında hissettiren tam olarak bu buton oldu. Burada sanki bir haduket çekecekmişim gibi hissettiğim bir kol burası. Açıyorum. Bu arada klavyenin altında bir aydınlatma var. İstersek bu aydınlatmayı kapatabiliyoruz. İlk olarak bizi bir saat ekranı karşıladı. Hemen şu kamerayı da göstermeye çalışayım. Cihazın üstünden kontrol ettiğimiz ayarları aynı zamanda telefona bağladığımız zaman onun üstünden de yönetebiliyoruz. Telefonla kullanmak birazcık daha kolay açıkçası. Çünkü ekran gerçek bir LED veya LCD ekran değil. Gerçekten piksel bir ekran. 16 milyon rengi destekliyor bu pikseller. Çok kısa bir menünün içinde gezelim. Sonrasında telefonumu bağlayacağım. Turuncu tuş menü tuşu. Menü tuşu hem içinde gezip hangi modda kullanacağımı ayarlayabiliyorum. Saat ekranını alabiliyorum. Ekranda farklı görseller gösterebiliyorum. Veya birkaç tane sanırım 8 taneydi. Retro tip bir oyun var. İşte yılan, tetris ve benzeri birkaç oyun gibi. Onları oynayabiliyorsunuz. Hatta ilk önce oyunu göstermekle başlayayım size. Şimdi menüye girdim. Ayarlar ekranı. Burada saatle alakalı bir ayar var. Ve burada da oyun sanki bir atari kolonun görseli var gibi. Kolu aşağı indirdiğim zaman o menüye girmiş oluyorum. Burada oyunlar arasında Geçiş yapabiliyorum. Örneğin ben şu an sinek yani yılan oyununu açacağım. Bakalım yapabilecek miyim? Ben de ilk defa deneyeceğim bu arada. Başla diyelim bakalım. direkt Klavyenin e, Yandım. Tuş takımın hassasiyetine birazcık alışmak gerekiyor. Şimdi bir daha deneyeceğim. Tekrardan start dedim. Tekrardan yandım. Orada bu, bu sadece bir eğlence amaçlı olduğu için tuş takımı çok hızlı cevap vermiyor. Yani çok hızlı dönme yapmak istediğiniz zaman birazcık sizi üzebilir ama zaten burada amaç eğlence. Bu ciddi bir oyun konsolu değil. Ee, belki de benim elimin alışması gerekiyordu. Şimdi hemen telefonumu bağlayayım. Sonrasında telefsiz müzik açmaya çalışalım. Bakalım performansı, ses kalitesi nasılmış. Şimdi telefon uygulamasını indirmek için altındaki kare karekodu okutacağım. Kameramı açıyorum. Şöyle aç dedim. Uygulamayı indiriyorum. Uygulamayı açtım. Bluetooth kullanmak istiyor uygulama tabii ki de normal. Bana bildirim göndermesin. Uygulamanın ana ekranı bu şekilde. Şurada artı sekmesinden bir Bluetooth araması yapıyor. Burada cihazı telefonuma tanıtacağım ve sonrasında bir müzik çalabileceğiz diye düşünüyorum. Şimdi Ditto Light diye bir bluetooth buldu. Bu arada cihazın hem hoparlörü hem de ekranı olduğu için ayrı ayrı iki farklı bluetooth kullanılmış. O yüzden ikisine de farklı farklı bağlanmak gerekiyor. Tek kanal üstünden yapmamışlar. Şimdi telefonu bağladım. Uygulamayı kısaca size göstermeye çalışayım. Tabii retro tasarım olunca eğlenceli birkaç tane de özellik koymuşlar. Mesela örneğin ekrana kendi istediğim şeyleri piksel olarak çizebiliyorum, yazabiliyorum hatta bunları animasyon haline getirebiliyorum. Hemen kısaca bir tane örnek göstermeye çalışayım. Ekrandan tasarım bölümüne girdim. Buraya ne istersem aslında çizebiliyorum. Tabii benim yazma becerim güzel olmadığı için saçma sapan bir hal alıyor. Burada istersek birkaç farklı özellik var mesela. Bakalım doldur demiş. Şu içini doldurdum. Simetrik ayna şeklinde çizebiliyoruz. Burası bayağı aslında Photoshop gibi istediğimiz şekilleri çizebiliyoruz. Yani günlük hayatta çok kullanacağımızı zannetmiyorum ama eğlenceli bir vakit geçirmek için bence yeterli. Varsayın olarak ekranda saat gösteriyor. Bu saatin istersek rengini değiştirebiliriz veya saatin yanına hava durumu, tarih gibi bilgiler ekleyebiliriz. Bu tarz ayarları uygulamadaki kanal ayarlarından yapıyorum. Hemen kısaca göstermeye çalışayım. Burada saatin rengini değiştirebilirim. Mesela şu an turuncu yaptım, kırmızı yaptım, yeşil yaptım. Bu da mavi aydınlatma olarak kullanabilirim. Yani tüm pikselleri istediğim renge boyayabilirim ve küçücük de olsa bir aydınlatma, bir gece lambası efekti verebilir. Eğer bir USB prize sürekli takılı olursa gece boyu bir gece lambası gibi odayı aydınlatabilir, güzel bir ambiyans verebilir. Veya istersek burada farklı farklı animasyonlar var. Onu da ekrana yansıtabiliriz. Burada gerçekten eğlenceli bir dekor haline getirmiş olabiliriz. Örneğin şöyle bastığım zaman kendisi değişiyor. Bunları ana ekrana ekleyebilirim. Örneğin şunu ekledim. Yap dediğim zaman 16 kare gerekliymiş. Yap dedim. Bence gayet keyifli ve güzel. Şimdi uygulamanın keşfet bölümünde bir DJ mikser bölümü var. Aslında birazcık da onu merak ettim. Bu arada bir önceki videomda küçük bir DJ setup incelemeydi. Onu da aşağı link kısmına bıraktım. Eğer böyle eğlenceli bir DJ setup arıyorsanız o videoyu da izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi bakalım uygulamanın buradaki DJ mikseri nasılmış? Bizi ne kadar tatmin edecek? Görelim. Şu an buradaki ekran bir launchpad ekranı. Bakalım gerçekten bir launchpad gibi çalması verimli ve keyifli mi? Biraz sesini açalım. Durdurdum. Hemen ilk şunu söyleyeyim. ilk sıkıntısını söyleyeyim. Bunu gerçekten sadece ve sadece eğlence amaçlı yapmışlar. Çünkü sürekli bir loop halinde bir tekrarlayan müzik halinde bir kayıt yapmamışlar. Bu da aslında bizim bu özelliği kullanmamızı engelleyen bir durum. Şöyle örnek göstermeye çalışayım. Müzik tekrarı duruyor ve arada bir es veriliyor, bir boşluk var. burası birazcık kötü arkadaşlar. Normalde launchpad'lerde her enstrüman tıklandığı zaman birbirine senkron çalışır ve doğru zamanlarda çalmaya başlar. Ama burada dokunduğum zaman çalmaya başlıyor ve birbirini tutan bir durum yok. Yani o yüzden kompleks ve karışık bir müzik ortaya çıkıyor. Kendinizi eğlendirmek için rastgele bir şeylere basabilirsiniz. Örneğin piyano var muhtemelen bunda da gecikme olacaktır. Hemen bir deneyelim. Şimdi hem Bluetooth olduğu için hem de birazcık amacı bu olmadığı için seste gerçekten bir gecikme var. Sesin netliği kalitesi güzel ama mesela burada piyanoda gerçekten gecikme var. Normal bir parça çalmanız imkansız. Çalamıyorum. Burada başka enstrümanlar da yapmışlar. Ama her enstrümanda bir gecikme olduğu için çok da anlamlı bir bölüm olmamış açıkçası. Şimdi telifsiz bir müzik açacağım. Bakalım ses kalitesi en azından beni tatmin edecek mi? Bir onu görelim. Direkt klavyeden sesini kısıp açabiliyorum. Veya müzik çalarken ekrandaki görselleri değiştirebiliyorum. Bir bakalım. Keyifli. Kolu aşağı çektiğimiz zaman da müzik tamamen durmuş oluyor. Bir daha aşağı çekersen müzik tekrardan geri başlayacak muhtemelen. Evet. Bu arada ekran kapalı iken 10 saatin üstünde bize bir çalma performansı kapasitesi sunuyor. Eğer ekranla birlikte sürekli olarak çalarsak yaklaşık 8 saatlik bir çalma ömrü var. Şimdi birazcık sesi arttıracağım bakalım seste bozulmalar oluyor mu? Bir ona bakalım. Şu an çok bozulma yok gibi duruyor. Birazcık distortion yani gürültü duyuyorum. Ee, fakat bu da normal gibi duruyor. Özellikle dediğim gibi fiyatına göre bence gayet kaliteli ve tatmin edici bir ürün. Şimdi normalde hoparlörlerin sesini açtığımız zaman birazcık bozulma duyabiliriz. Bunun sebebi amfilerin yüksek sesle daha fazla güce ve enerjiye ihtiyaç duyması. Bunu da her hoparlör sağlayamadığı için yüksek seslerde kalitenin birazcık bozulduğunu duyabiliriz. Ben ses kalitesini fiyatına göre gerçekten iyi buldum. Özellikle fiyat performans olarak kıyasladığımız zaman bence çok tatmin edici bir ürün. Zaten ürünün retro tasarımı rakiplerinden bence onu iki adım öne götürüyor. Aynı zamanda bunun üstünden telefon görüşmesi de yapabiliyoruz. Şimdi kısaca hemen hafta filizi arayalım. Bir bakalım ses kalitesi bunda nasıl? Ekranda neler yazacak? Şimdi <laughs> aramaya başladım. Ekranda call yazmaya başladı zaten. Bakalım açacak mı? Bu arada arayacağımı bilmiyor. Alo. Canım. Efendim? Sesim nasıl duyuyorsun? Gayet iyi geliyor sesim. Bir sıkıntı yok. Tamam minnoşum. Çekimden sonra görüşürüz. Tamam mı? Tamam oldu. Bay bay. Güle güle. Kolu aşağı çektiğim zaman aramada kapanmış oldu. Arkadaşlar Divum Dito retro tasarımlı Bluetooth hoparlör kısaca böyleydi. Eğer farklı sorularınız varsa veya yorumlarınız varsa aşağı yorum kısmına bırakabilirsiniz. Yorumları tek tek okuduğumu ve cevap vermeye çalıştığımı tekrardan hatırlatmış olayım. Ben ürünü genel olarak beğendim. Fiyatı Mayıs 2021 itibariyle yaklaşık 600 lira. Bu fiyata bu özellikle bence gayet iyi bir ürün. Özellikle birine hediye almak istiyorsanız bu ürün rakiplerine göre direkt olarak öne çıktığını söyleyebilirim. Videonun sonuna geldik. Videonun sonunda ürünün kapanış sesini size duyurmak istiyorum. Çok küçük böyle bir darbuka sesi geliyor. Bence çok tatlı. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım çok daha iyi hoparlörler sizin olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.